Gitmedi oğlum. Görüntüsünü kaydetmeniz gitmedi bir yere. Şimdi o açılmayan belgeyi açmaya çalışıyorlar. Sizin kitaplarınızda gözüküyor ya. Testlerinizi de açayım mı? Öğretmeniniz şaşırsın. Hepinizin sesini açtım çocuklar. Nasılsın? Öğretmenim, Aa, Mert kardeşini ben açtım. getirmiş. Baksanıza çocuklar. Çok tatlı. Öğretmenim, Gel öğretmenim. gel gel. Öğretmenim, Heh, söyle. benim hareketi kapatıp açabilirdiniz. Kardeşim Öyle de olabilirdi belki. Şimdi bakıyor öğretmenimiz. Mert Öğretmenim, sesin geliyor. kardeşin Ha, ne öğretmenimiz ya? burada, şimdi bununla uğraşıyor. Ben ya, Kamerasını duyuyorum size. kapattı çünkü şu işlemi yaptığı için tatlı. Kafan mı? Bakayım kafan gözüküyor mu? Gözüküyor kafan Turatçığım. Kafan gözüküyor oğlum. Ege Furkan'ın görüntüleri yok. Ettiniz mi Ege Furkan? Evet. Ya bilgisayardan dik, ya kameradan dik onların, ya da internetten dik. Dandik'le konuşmuyoruz değil mi? Nasıl kırılma olabilir ya da sürekli eski olabilir diyoruz değil mi oğlum? Ha, yeni kaydediyor. Hadi ya. Çözdünüz ya. Toplantıyı yeni kaydediyor canım. Öğretmenim bilgisayarı. Evet. Benim de var. Var. Benim de var. Başka bir oyunda. Gördünüz mü Tolga'ydı? Benim. Ben sonuçtan açılmıyor. PlayStation'dan PlayStation'ları duyuyor. Ne alaka ki? Mert, bandicam ne bandicam? Bandicam. Furkan, senin kameran nasıl bozuk? Paylaşılmamış. Ben anlattım ama yani ekranı paylaştığını ekranı paylaşsa ya. Ama şey diyor. Ekran bilmiyorum. Anlamadım.
Çocuklar, birbirinize o şekilde konuşmayın lütfen. Evet, derse devam ediyoruz çocuklar. Bakalım. Duyuyor musunuz beni? Hepinizi kamera evet. Görüntüsünden görüyoruz, neler yaptığınızı bakın. Evet, ben de görüyorum şu anda. Hepsini görüyorum. Evet çocuklar, şimdi 207'yi açtık. Tamam mı? Şu anda 308 gözüküyor hocam. Evet, geri geliyorum. Yine gelmiyor geri. Bir dakika, niye böyle çalışacağım? Tekrar açılıyor. Evet. Oldu. Evet, oldu. Çok zaman alıyor galiba. Anlamadım ki. Bir açılıyor, bir kapanıyor. Demin oldu, şimdi gene olmuyor. O zaman üçgen paylaşımı durdurdu. Ne gider? Zamanlamadım ki yani. Açılmıyor. Gene açılmıyor. Açıldıracağım vallahi. Bize duyurabiliyorum söyledim. Tamam hocam, 207'yi açtınız. Anlamadım ki. Anlamıyorum zaten. Ses gitti çocuk. Öğretmenim, sesiniz gelmiyor bize. Şimdi duyuyor musunuz? Evet, şimdi geliyor sesiniz öğretmenim. Tamam. Evet çocuklar, şu gördüğünüz resimlerde
1 kilodan az olanları işaretliyoruz. Burada gördüğünüz kelebek 1 kilodan sizce az mı çok mu? Yazar mısınız lütfen? Niye gitti bu? Az. Ay yolla çıkacağım. Peki kelebeğin yanında olan küçük köpekçik 1 kilodan az mı çok mu? Peki açıyorum şimdi. Bir saniye. Evet. Peki. Evet bakın burada sadece kelebek, fare ve arı 1 kilodan az. Şimdi alttakilere bakalım. Bir tavşan görüyoruz. 1 kilodan az mı, çok mu? Çok. Peki. Bir kurbağa görüyoruz. Kurbağa az. Evet. Bakın 1 kilodan az olanlar. Kurbağa ve minik kuş. Peki diğerine geçiyorum. Aşağıdaki ürünlerden kilogram ile alınanların altına KG, gram ile alınanların altına G yazacağız. Şimdi hemen bakalım patlıcan kilogramla mı alınır sizce yoksa gramla mı? Kilogramla. Çok güzel. Aferin Duru. Peki burada bir minik yüzük görüyoruz. Sizce muhtemelen de altın. Altın, evet, altını gramla alırız. Çok güzel, çok güzel. Aferin, herkes gram yazıyor. Elma. Elma, elmayı kilogram. Evet. Bu nedir? Bu da bir sebze sanıyorum. Bunu neyle alırız? Evet. Ve peynir. Evet. Bakın. Kilogram ve gramla alınanlar. Evet, diğerine geçelim. İlk baştaki sebze. Sanıyorum soğan. Evet, soğan neyle alınır? Kiloyla. Portakal. Evet, kilo. Zeytin. Açıyoruz. Bunların hepsi de çocuklar kilogramla alınabilir. Evet, çok güzel. Peki geldik. Bir kurabiye görüyoruz bakın. Evet, gramla. Ondan sonra sanıyorum bu bir kek. Evet. Evet, muz. Muz. Evet. Gaye Merve, muz kilogramla alınabilir. KG yazıyoruz. KG. Evet, et. Et ve üzüm. Evet. Burada sadece şu ikinci olan, bu da sanıyorum altın herhalde ya. Altına benziyor. Evet. Sadece altın gramla alınıyor. Diğerlerini kilogramla alabiliyoruz. Peki geldik, geçiyoruz. Tamam. Peki. Şimdi burada çocuklar bakalım. Bakın bir tahterevalli görüyoruz. Aynı bir eşit kollu terazi gibi. Aşağıdaki terazilerin dengede durabilmesi için kefelere konulması gereken ağırlıkları bulacağız. Dengede durabilmesi için her iki tarafta da aynı ağırlığın, eşit ağırlığın olması gerekiyor. Mesela birincisine bakalım. Yeşil olan tarafta 30 kilogram var. Sarı olan tarafta 20 kilogram var. Bunların dengede olabilmesi için, aynı seviyede olması için ne kadar koymalıyız acaba bu 20 kilogramın üzerine, yazar mısınız? Batu 10 dedi. Evet, bakalım. Evet, 10. Çok güzel. Yanındakine geçiyorum. Pardon, ve aşağıda alttakine geçtim. 20 kilogram 200 gram var. Kefenin bir terazinin bir kefesinde, diğerinde de 30 kilogram var. Evet, dengede durabilmesi için
acaba ne kadar koymalıyım hafif olan tarafa? Evet çocuklar, bunu bulmak için şunu unutmayalım. Bakın, burada 20 kilo 200 gram var. Burada 30 kilo var. Yani burası 3 kilodan ne kadar eksik? 30 kilodan pardon. Ne kadar eksik? Evet. 9 kilo 800 gram eksik. Yani buraya 9 kilo 800 gram daha koymalıyım ki bu terazi dengede durabilsin. Peki buraya bakıyoruz. Bir tarafta 10 gram var, bir tarafta 5 gram var. Acaba ne kadar eksik 5 gram olan taraf? 5 gram. Harikasınız. Peki siz devam edeceksiniz. Burayı bitiriyorsunuz bu alıştırmaları. Geçiyorum diğer alıştırmaya. Evet. Görsellerdeki kapların dolu ve boş tartıları verilmiştir. Buna göre kapların içinde bulunanların tartılarını bulunuz. Çocuklar, biz bir şeyleri alırken bir kap içerisinde alıyoruz. Tabii ki bu aldığımız kabın da bir ağırlığı var. Yani örneğin bakın burada bir sepet içinde elmalar görüyoruz. Elmaların ağırlığı olduğu gibi içinde bulunduğu sepetin de bir ağırlığı var. Bunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Şimdi boş sepet, bakın burada yazıyor, boş sepet 1 kilogram. O zaman tamamı 3 kilogramsa acaba sadece elmaların ağırlığını nasıl bulabiliriz? Tabii ki toplam ağırlıktan boş sepetin ağırlığını çıkartarak buluruz. Yani ne kadar? 2 kilogram. Peki altına bakalım. Bakın bir sepette armutlar görüyoruz. Armutlar sepetle birlikte ya da sepet değil de ne diyelim ona, kasa ile birlikte 2 kilogram 500 gram. Peki bakın burada boş kasanın da 500 gram olduğunu söylüyor bize. Peki sadece armutların şeyi ne kadardır ağırlığı sizce? Yazar mısınız lütfen? Gaye Merve, nereyi yapamadın? Evet Durucuğum, 2 kilogram, bravo. Evet. 2 kilogram. Evet bakın, 2 kilogram. Şimdi bakın burada yine 7 kilo 850 gram kasasıyla birlikte bir meyve görüyoruz. Ne diyelim buna? Elma. Evet. Peki boş kasa ne kadar? 1 kilo 10 gram. Peki bunu buradaki sadece kasanın içindeki elmaların ağırlığını bulmak için ne yaparız çocuklar? Bakın burada çocuklar, kilogramdan kilogramı, gramdan da gramı çıkartmamız gerekir. Evet, Deniz Ülken hemen hesaplamış. Şimdi burada 7 kilodan kasa ağırlığı olan 1 kiloyu çıkartıyoruz. 6 kilogram. 850 gramdan da 10 gramı çıkartıyoruz. 840 kilogram. Demek ki bakın şöyle görüyorsunuz. 6 kilogram 800 grammış sadece içindeki meyvelerin ağırlığı. Evet. Peki bakın bir tabakta peynir görüyoruz. Burada peynirle birlikte, tabakla birlikte peynirin ağırlığı 275 gram. Boş tabağın ağırlığını görüyoruz. 108 gram. Peki sadece peynirin ağırlığını nasıl buluruz? Evet, hesaplayanlar var. Evet, bravo. 167. Bravo, 167 gram. Uras'cığım, Deniz'cığım, aferin. Evet. Tamam, çok güzel. Gaye Merve, şu an buraya odaklan canım, olur mu?
Onu daha sonra açarım ben sana. Evet. Gaye'cim buraya odaklan. Aksi takdirde burayı da kaçıracaksın. Peki. Şimdi bir cam kavanozun içinde bir şeyler var ve çöp kutusuymuş bu. İçindeki çöplerle birlikte 210 gram boş çöp kutusu, içinde çöp yokken 90 gram. Hemen Duru buldu galiba, bakalım. Evet, ne yaptık? Dolu haliyle olan ağırlıktan boş çöp kutusunun ağırlığını çıkardık ve 120 gramı bulduk. Aferin Furkan'cığım, bravo. Şimdi burada da bir kalemlik görüyoruz. Kalemlik içindekilerle birlikte 196 gram. Boş kalemlik ise 64 gram. Evet. Vallahi zehir gibisiniz. Aferin. 132 gram ne yaptık? Toplam ağırlıktan boş kalemliğin ağırlığını çıkardık. Çok güzel. Bravo size. Şimdi bakalım. Evet. Tamam mıyız? Tamamız. Geçiyorum diğer sayfaya. Evet. 209. sayfadayız çocuklar. Durayım mı? Peki. Öğretmenim. Çocuklar, bandicam ne ya? Berk, bandicam ne? Dinliyoruz seni. Benim bir uygulama ismi. Allah Allah, merak ettim. Nasıl bir uygulama bu? YouTube videosu çekme gibi başka işlemleri yapan bir. He. Ne için kullanılıyor? Videolar çekme. Değişik, ilk defa duydum. Sayende öğrendik. Teşekkür ederiz. Öğretmeninizin bağlantısında sorun olmuş da çocuklar tekrar bağlanmaya çalışıyor şimdi. Geldi mi hocam? Yani giriş mi yapmıyor, anlamadım. Giriş yapmıyor.
Nesin öğretmenim? Benim sesim hala açık. Sesim gitti. Yani benim sesim hala açık. Kapatmayacak mısınız? Beni duyabiliyor musunuz? Çocuklar. Çocuklar. Evet, dersinizin zaten Duyabiliyoruz öğretmenim. Tamam canım. Dersinizin zaten sonuna gelmiştiniz. Öğretmeninizin girişinde Ana. tekrar bir sıkıntı oldu.
Hepinize iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Yapacağınız ödev sayfalarını göndereceğim, tamam mı? İyi akşamlar. Tamam mı? Görüşürüz. İyi akşamlar. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşürüz.